Konuysa 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hepimizin, bütün Türkiye, bütün dünyadaki kadınların. Kadınlar için neler söylemek istersiniz? Neler söylemem ki? Görüyorsunuz her gün bir kadın bıçaklanıyor, kurşunlanıyor, dövülüyor, paralanıyor, yaralanıyor, eziyet ediliyor, gururu, onuru kırılıyor. Ne diyebilirim ki? Bundan peki, hiçbirinin olmadığı bir dünya istiyorum. Tüm kadınların ayakları üzerinde durmaları, kendi hayatlarını kazanmaları, fazla erkeğe de muhtaç maddi yönden olmamalı. Paylaşmalı, hayatı paylaşmalılar. Çünkü hayat çok pahalı. Çok şeylerde bu pahalılıktan oluyor. Geçim sıkıntısından çok şeylerde oluyor. Bunların olmamasını isterim. Yani yaşamda olmazsa olmazlarımız, kadınlarımız, eşlerimiz, kızlarımız, toplum gerekli değeri veriyor mu, vermiyor mu onu değerlendirmek lazım gerçekten. Ama Türkiye bunu kaçırıyor. Bana göre kaçırıyor. Yani bayanlara, kadınlara verilecek değer konusunda bunu yakalayabilirsek, bunun yani olmazsa olmazlarını hayata geçirebilirsek herhalde gerekli değeri vermiş oluruz diye düşünüyorum. İlk önce tebrik ediyorum. Hem de bayanlara hakları tutmak çok seviyorum ve katılıyorum. Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun. Şiddete son diyoruz. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kadın bizim için çok şey ifade ediyor. Hele ki günümüzde bu şartlarda kadın haklarının savunulması bizim tek temennimiz. Ben öyle düşünüyorum. Şiddet, tecavüz, bunların hepsi özellikle kadınlara yönelik olanları bizi çok rahatsız ediyor zaten. Tek temennim inşallah seneye kadar bunlara son verilmesi. Önümüzdeki sene Dünya Kadınlar Günü'nde artık bunlardan yana bir şikayetimizin olmaması. Anne senin için ne ifade ediyor? Anne bir kere benim için çok kutsal. Çünkü her zaman, her dönemde yanımdaydı. Annem vardı, babam da aynı şekilde. Ama annenin yeri tabii ki başka. Her şeyi annemle paylaşabiliyorum, konuşabiliyorum. Daha özel benim için. Peki anne çocuklar için neler yapar? Her şeyi yapar. Geri gelir canını bile verir. Tabii ki çünkü çocukları çok önemli anne için. İnşallah ileride ben de olursam ben de aynı duyguları yaşamak isterim. Anne sizce ne demek? Vallahi tarif edemem herhalde. Çok güzel, çok kıymetli. Değişik, delilik galiba. Böyle tuhaf bir güç. Merhamet her şey, değişik. Peki anne olmadan önce sizin için annelik neydi? Anlamamışım. Hiçbir anlamı yokmuş yani olunca fark ediliyor. Anneler için söylemek istediğiniz başka şeyler var mı? Kıymetinizi bilememişiz, affedin. Kadın bence her şey demek. Kadınlara yani ilgili olmalıyız. Gerektiği yerde, gerektiği şekilde başımızın üstünde tutmalıyız. Deminden beri koşturuyorsunuz çocukların arkasında. Evet. Sürekli bu şekildesiniz. Kadın sizce ne demek? Kadın, anne, yorgunluk. Güzel bir şey. Peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun şimdiden. Teşekkür ederim, sağ olun. Neler eklemek istersiniz? Kadınlar için neler yapmalıyız? Neler yapmalıyız? Şiddet olmamalı. Güzellik olmalı. Anlayış olmalı. Anne olduktan sonra. Ya hayat daha bir başka oldu. Her şeyin anlamı değişti. Önceliklerin değişti. Önceden sadece sanki insan kendi için yaşıyormuş da. Şimdi bütün hayat onların üzerine kuruldu. Kadın sizce ne demek? Kadın bizce anamız demek. Her şeyimiz kadın. Daha ne söyleyeyim başka? Kadınlar olmasaydı ne olurdu? Kadınlar olmasa kimse olmaz. Dünyada kadınlar olması lazım. Kadın sizce ne demek? Kadın emekçi demek. Başka? Emekçi, çilekeş. Neden öyle olduğunu düşünüyorsunuz? Öyle, ezilen hep kadın. Anne, eş, ekonomik özgürlükler fazla değil. Bu kadınlar gününde güzel bir dileğiniz var mı? Kadınlar biraz özgür olsun ve emeğini karşılığını alsın her şeyden önce.
Sayın seyirciler, tekrar stüdyomuzdayız ve konumuz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde diğer yüzünde bir türlü sağlanamayan kadın erkek eşitliği. Bilmiyorum ne zaman sağlanır ama şu bir gerçek ki 6 ülkede sadece kadın ve erkekler eşit dünyada 200'den fazla ülke olmasına rağmen. Hatta bazı ülkelerde kadınlar araba kullanma hakkını yeni elde ettiler ve bu çok radikal bir karar olarak algılandı. Birçok yerde kadınlar haklarını bunlardan şu tarihten daha önce elde ettiler Türkiye gibi ülkelerde ama hala tamamıyla bir eşitlik sağlanamamış durumda. Bir yandan acı bir tablo var. Sadece 2 ayda 74 kadın öldürüldü mesela Türkiye'de en yakınları tarafından. Bunlar çok seven, kıskanan erkeklerdi sözde. Saplantılı bir tutkuya sahiplerdi sözde ya da kendi içinden kendilerine göre bir tutkuya sahiplerdi ama 74 kadın öldürüldü. Hatta gecede yine İstanbul Beyoğlu'nda bir kadın sevgilisi tarafından öldürüldü. Vahim bir tablo. Önleyemiyoruz ve sanki artarak karşımıza çıkan bir tablo var. Bir önceki yıla göre daha fazla kadın öldürüldü. Geçen yıl 440 kadın yine erkek şiddetinin kurbanı oldu. Bu yıl dilerim ki daha az olur ama maalesef gidişatta pek de öyle göstermiyor. Neden peki önleyemiyoruz? Neden bu eşitliği sağlayamıyoruz? Konuğumuz Başkent Üniversitesi Psikolojik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden Doçent Doktor Aylin Devinli Yıldız. Ve hocamızla beraber işte bu konuları konuşacağız. Eğer mesaj, fikir varsa Twitter'dan ve WhatsApp'tan paylaşabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Siz de emek sarf ediyorsunuz. Evet, sağ olun. Öncelikle tam oraya geçmeden, konumuza geçmeden şunu sormak istiyorum. Bugün yine bir gazetede vardı. Hem çalışıp hem de eve giden, evde iş yapan kadınlar. Siz de bir akademisyensiniz. Evde misyonlar farklı. Bir anne, bir eş oluyorsunuz. Zor değil mi kadınların işi buradan baktığımız zaman? Gündüz dışarıda, özel sektör ya da devlette, evdeyse ev işleriyle. Orada sanırım zorluğu yaratan daha çok bu işlerin sadece kadının görevi olarak tanımlanıyor olması. Evet. Dolayısıyla partnerlerin buradaki paylaşımda ne kadar gönüllü olup olmadıkları ve kadınların bu görevleri ne kadar sadece kendilerine ait olarak algıladıkları. Eğer evde de daha eşitlikçi ve adil bir yaşam biçimi varsa aslında o kadar da zor olmayabiliyor. Bizim kendi hayatımızı ve kendimizi nasıl konumlandırdığımızla ilgili yani birazcık. Partnerlerimizi nasıl seçtiğimizle ilgili. Ben sanırım bu konuda şanslı olan gruba giriyorum. Çünkü çok daha adil ve eşitlikçi bir paylaşım yapabiliyoruz biz. Dolayısıyla aslında çok benzer yükleri yaşamış oluyoruz kadın ve erkek olarak. Ama şunu atamıyoruz değil mi? Bilhassa gelenekten gelen alışkanlıklar, kadının görevi evde çocuğa bakmak, temizlik yapmak, bulaşık yıkamak, yemek yapmak, pazar kahvaltı hazırlamaktır. Ve şöyle bir düşünce var, erkek genelde hep şunu diyor, ben dışarıda çalışıyorum, sen ne yapıyorsun? Evdesin, hele ki evdeyse kadın zaten sürekli. Evet, bu çok geçmişten gelen bir öğrenme biçimi. Daha çok erkeğin dışarıda çalışması ve kadının ev içerisinde hareket etmesiyle ilgili. Ama bu tam da zaten kadının bağımlılığını da üreten bir yere doğru evrilebiliyor. Bugün kadın istihdamı ile erkek istihdamı arasında ciddi bir farklılık var. Kadınlar çalışmadığı durumda erkeklerin bunu söyleyebilme imkanı da artıyor. Çünkü maddi olarak ve pek çok başka koşuldan kadınlar erkeklere bağımlı hale geliyor. Bugün her üç erkeğe karşılık bir kadın istihdamı var ve bu giderek düşüyor. Şu anda 2000'lerin başına göre çok daha gerideyiz bu konuda. Ve bu durumda kadına vereceğiniz toplumsal isimler sadece annelik ve ev içi bakım hizmetlerinden ibaret oluyor. Ve bunlar çok da aslında değer de görmeyen hizmetler haline geliyor. Toplumsal olarak, pek çok kültürel olarak, pek çok hayatın pek çok açıdan gerisinde kalıyor kadınlar. Ve onların kendi öz değerlerini, öz bilinçlerini de aslında bu zedeliyor. Kadın olmak, anne olmakla eş anlamlı hale geliyor ki o değil. Yani kadın olmak, anne olmakla aynı anlama gelmiyor. Anne olmak kadınların bir seçimidir, bir tercihidir. Olmayı tercih edebiliriz ama tercih etmeyebiliriz. Bizim değerimiz sadece annelikle ortaya çıkmıyor. Biz varız yani. Bir kadını, anne olmadan da varız. Bir kadını kutsal yapan
anne olmasıdır gibi sözler bazen sarf ediliyor. Bu bana birazcık şey geliyor. Evet, annelik kutsaldır diyoruz ama bir yandan da aslında annelik adı altında bütün görevleri aslında kadının üzerine yıkmak için de kullandığımız bir örtüye dönüşüyor bu. Madem o kadar kutsal, her anlamda destekleyelim o zaman anneleri. Örneğin çalışabilmeleri için kreşlere, kamu kreşlerini destekleyelim ki çok daha rahat işe gidebilsinler. Kendilerinin hayatta var olabilmeleri için, toplumsal hayata katılabilmeleri için onlara imkanlar açalım ki eve bağımlı kalmasınlar. Çocuk sahibi olmak onlar için bir mutluluk kaynağı haline gelsin. Kısıtlayıcı bir yük olmaktan çıksın. Madem kutsal, o zaman bununla ilgili onları daha geliştirecek faaliyetlerde bulunalım. Bizde çok öyle olmuyor. Annelik kutsaldır, eşittir. Evden çıkmadan sadece çocuk büyütmekle ilgilen, başka hiçbir şey yapma, diğer alanlar sana ait değil gibi aslında dışlayıcı bir işlev görüyor ki bu sözle uygulama arasındaki bir farklılığa da işaret ediyor ve sonuçta bu bir cinsiyetçiliğe ulaşıyor. Cinsiyetçilik illa negatif söylemler üzerinden üretilmiyor. Bazen çok böyle süslü kelimelerle de hayatımıza girebiliyor. Galiba o süslü kelimeler kadını biraz daha oraya mı kapatıyor? Mesela şu çok rahatsız edici. Hala da birçok yerde var. Kadınlar maalesef galiba gelenekten gelen bir alışkanlıkla ya da o söylemlerden kaynaklı alışkanlıkla. Mesela iyi bir yemek yapması kadın için çok övünülecek bir şey gibi. Bilmiyorum siz nasıl bakarsınız ama bu bence övünecek bir durumdan ziyade sanki bir bağlantı ya da sığınma gibi bir şey. Ama bence kadın övünecek bir sürü güzel şey. Güzel bir yemek yapmak herkes için aslında övünülecek bir şey. Kadın evet, için de erkek için. Ya da kadın kutsal yapan yemek yapması değil. Aslında kadının varlığı ya da insanın varlığı kutsaldır. Kadını kadın yapan insanlıdır. Dünyaya bakışı değil midir? Yemek yapması, çocuk sahibi olması. İşte kadın olmayı bakım faaliyetleriyle eşlemekten kaynaklanan bir söylem bu. Oysa evet, yani iyi yemek yapabilmek, kendimizi besleyebilmemiz için bir gereklilik. Bir aslında öz bakım faaliyeti. Umarım çocuklarımız, kız çocuklarımız da, oğlan çocuklarımız da iyi yemek yapan yetişkinlere dönüşürler. Bu güzel bir özellik. Bence burada kadınların iyi yemek yapıyor olmayı mutluluk kaynağı olarak görmesi değil, erkeklerin yemek yapamamayı bir erkeklik belirtisi olarak görmesinde bir sıkıntı var. Çünkü birbirine bağımlı olmadan kendi ihtiyaçlarını giderebiliyor olmak aslında bizim gelişimsel olarak bütün çocukların sahip olmasını istediğimiz bir özellik. Bunun içinde yemek yapmak da var. Kendi bakımını her anlamda gerçekleştirmek var. Ama bu oğlan çocukları için de bir dezavantaja dönüşüyor. Sadece kız çocukları için değil, oğlan çocukları için de bu kadın erkek ayrımı bir dezavantaj yaratıyor. Aslında kendi hayatını kendi başına devam ettirebilme becerisine sahip oğlanlar, oğlan çocukları yetiştiremiyoruz. Bunlar buna sahip yetişkin erkeklere dönüşemiyorlar. Kadınlarımızı dış dünyada, toplumsal hayatta var edemiyoruz ama erkeklerimizi de kendi başına, kendi öz değerini üreten insanlar olarak yetiştiremiyoruz. Yani birinin diğerini ezmesi, birinin diğerini küçümsemesi üzerinden son derece eşitsiz bir topluma dönüşmüş oluyor bu durumda. Ve o zaman da işte sizin biraz önce de bahsettiğiniz şiddet çok daha kolay ortaya çıkıyor. Galiba ta doğduğumuz zamandan itibaren hocam, bebeğin cinsiyeti belli olduğu zaman, o da çok tuhaftır. Neden kızlar sadece kız çocuklarına pembe, erkeğe mavi giydirilir? Kırmızı mesela bir ara çok eleştirilen bir renkti. Bir erkek mavi, kırmızı giyer mi denilirdi. Hatta pembe giyerken bazı erkekler çok tereddüt ederler. Acaba bir şey diyecekler mi? Galiba ayrımı oradan mı başlatıyoruz? Çok ilginç bir geçmişi var o renklerin. Biz bir proje için onu araştırdığımızda bulmuştuk. Örneğin 18. yüzyıla kadar aslında aristokraside bütün işte bizdeki şehzadeler oradaki prenslere pembe giydirirlermiş. Ondan sonra orada bir dönüşüm gerçekleşmiş ve pembe birdenbire bir kız rengi tırnak içinde olmuş. Çünkü pembenin koruyucu olduğu varsayılırmış ve eski böyle resimlerde o aristokrasiye ait tablolarda da gerçekten baksanızda görürsünüz. Evet. Prenslerde çok fazla pembe vardır. Bunlar tamamen öğrenmeyle ve toplumsallaşmayla ilgili. Biz zaten işte kadın erkek eşitliğini çalışırken hep böyle biyolojiye vurgu yapılır. Ama biz biyolojik varlıklar olmaktan çok toplumsal, sosyal varlıklarız.
oradaki bir bilgi değişimiyle, modadaki bir değişimle böyle bir kalıp oluşmuş. İşte Noel Baba'nın kırmızı giymesi gibi aslında reklam endüstrisinin getirdiği bir renk orada takılı kalmış. Oysa hepimiz her rengi giyebiliriz elbette. Hepimizin her şeyi yapabileceği gibi bu da bütün renklerde hepimizin hakkı. Galiba da ayrımı oradan başlatıyoruz, sonrasında o renklerle birlikte iyice bir ağırlaştırıyoruz. O renklerin üzerine birçok şey biniyor. Erkekler daha cesur, bir fare görünce erkek farenin üzerine gider, kadınlar korkar gibi. Ya da böcekten korkar. Alışkanlıklar galiba, aslında biz doğuştan böyle bir ayrımda da gelmiyoruz. Kesinlikle. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle böyle bir ayrımla gelmiyoruz. Bu ayrımı biz öğreniyoruz. Ve yapılan araştırmalar yetişkin olduğumuz dönemde yapıldığı için sanki doğuştan itibaren kız çocukları ve erkek çocukları hep böyle düşünüyormuş gibi bir algı oluyor. Oysa bizler fizyolojik olarak evet belli biyolojik farklılıklara sahip olsak da beyin gelişimi açısından baktığımızda beynin hangi noktaları daha çok kullanılırsa o kısmı büyür, gelişir ve çok daha kaliteli bir şekilde kullanılır. Şimdi kadınlar açısından baktığımızda daha doğduğumuz andan itibaren iletişimsel faaliyetler, bakım faaliyetleri veya işte yumuşak olmak, şefkatli olmak üzerinden terkin verildiğinde beyin çok esnek bir kas aslında. Beynin o bölgeleri gelişiyor. Bu nöroplastisite ile ilgili. Ama erkekler açısından daha 5 yaşından itibaren mekanikle ilgili çalışmaların yapılıyor olması. İşte arabayı kullanmasa bile hadi gel bir otur bakayım denmesi bu sefer beynin o bölgelerindeki sinaptik bağların güçlenmesini sağlıyor. Yani daha mı üretken olabiliyor erkek bu şansından kaynaklı? Tabii yani hani çok daha fazla deneyim sunduğunuzda, daha fazla uyaran sunduğunuzda o alanlarda o öğrenmeye daha hazır hale geliyor. Ve yetişkin olduğunda bir bakıyoruz ki o zaten hazır. Haliyle çok daha hızlı öğreniyor ve ilerliyor. Kadın hazır değil bu sefer de ama zaten beceremez gibi bir noktadan ele alınıyor. Ve bu bir kısır döngü yaratıyor. Oysa daha anaokulundan itibaren verilebilecek, hatta çok daha öncesinden temel ihtiyaçların karşılandığı, cinsiyetçi olmayan bir ortamda her ikisi de çok eşit bir şekilde gelişecektir. Yani unutmayalım ki daha 1963'te kadınlar da uzaya çıktı. Uzay aracını kullanabiliyorsak eğer demek ki mekaniğe de kafamız yatıyor demektir. Dediğiniz çok enteresan aslında. Birçok şeyi de açıklayan bir şey. Bazı durumlarda kadınlar eleştirilir. Mesela araç kullanma konusunda eleştiriler vardır. Ama erkek dediğiniz gibi ta ufak yaşlardan babasını kullanmasını izliyor, tamir ederken görüyor, sanayiye gidiyor. Ve bu teşvik ediliyor. Evet. Tabii. Ya da gösteriyor, babasını kucağında da arabayı kullanabiliyor çoğu zaman. Sonra büyüdüğü zaman ehliyet alınca da tabii ustalaşmış bir şekilde araba kullanmaya devam ediyor. Her erkeğe sorduğumuz zaman, ehliyeti olan erkeğe sorduğumuz zaman ben zaten 10 yıldır araba kullanıyorum der. Fakat kadınlar galiba o en son zamanda ancak araba kullanmayı yeni öğrenmeye başlıyor. Ki burada da bazı önyargılar var aslında. Hani kadınlar daha kötü araba kullanır, erkekler daha iyi araba kullanırdan çok erkekler daha seri şekilde öğreniyor. Çünkü sizin de dediğiniz gibi hazır bulunuyor zaten. Yani servise araba götürülecekse babayla beraber oğlan çocuğu gidiyor. Kimsenin aklına kızı hadi sen de git demek gelmez orada. Hatta gitmek istese senin ne işin var orada denir. Annesiyle o mutfaktadır, temizlik yapar değil mi? Ama bunun sonucunda o diğeri zaten o arabanın temel mekanizmasını kavramış oluyor. Seyrederek, görerek ve model alarak öğreniyoruz çünkü. Ama kız çocuğu ancak o direksiyona oturduğunda çok şanslıysa belki 18 yaşında oturduysa o zaman başlatıyor bunu ki şu anda da o eğriler trafik psikolojisindeki ifadelere bakılacak olursa oldukça değişmiş durumda. Yani bir önceki kuşağa baktığımızda benim bir önceki kuşağımda kadınların araba kullanmaya başlama yaşı 30'larda 35'lerde artık beynin esnekliğinin yavaş yavaş kaybolduğu yıllarda ama erkene aldığımızda şimdi benim ve benden sonraki kuşaklar açısından öyle bir fark da çok kalmadı. Kadınlar kendilerine koşullar yaratıldığında farkı hızla kapatıyorlar aslında. Hocam Dangal diye bir film var, izlediniz mi? İzledim. Amerikan filmi. Yönetmen ve aynı zamanda başrol oyuncusu. Şimdi gerçek bir hayat hikayesi aslında. Güreşte başarılı olan bir kızın hikayesi. Hindistan gibi bir yerde kızların aynı aslında birçok yerde olduğu gibi tek misyonları evde olmak, temizlik yapmak, evlenmek erken yaşlarda. Babası orada kızı spora yazdırıyor.
Çok erken yaşlarda güreştirmeye, zorla güreştiriyor, spor yaptırıyor sabahın köründe mesela. Ta yıllar sonra açıklıyor bunun sebebini. Sen farklısın, farklı olacaksın. Diğer kızlar gibi evlenmek zorunda değilsin diyerek onu motive ediyor. Ve kız gerçekten sonrasında olimpiyatlarda Hindistan'a şampiyonluk kazandırıyor falan. Çok güzel bir hikayeydi aslında. Galiba tabii bu çok eleştiriliyor. İşte kız güreşir mi? Evet. Kız güreşmemeli diye. Kızın saçını kestiriyor sonra babası. Kısa saçla güreşmeye devam ediyor. Fakat Azmi sonunda başarıyor. Ve diğer kızlar gibi erken yaşta evlenmiyor. Daha dirençli, daha geniş vizyona sahip oluyor. İmkan verildiği zaman sadece güreş için değil, her türlü spor dalında ve her türlü bilim dalında da biz bir yerlere gelebiliyoruz. Hem de bunu erkekler gibi çok daha aslında eşit koşullarda yapabilme şansımız olsa veya sizin başta sorduğunuz soruya bütün kadınlar evet bizim evimizde eşit bir iş paylaşımı var. Dolayısıyla ben kariyerime odaklanabiliyorum deme hakkı ve şansı olsa. Hı hı. Zaten bunlar böyle çok istisnai hikayeler olmaktan da çıkacaktır. Şu anda bunların daha böyle istisnai hikayeleri olmalarının sebebi bu hakka sahip olamamamız zaten. Evet hocam o. Büyüme koşullarımız, yetişme koşullarımız gereği bu haklar bize verilmediğinde bizim bunları almak için ekstra çaba harcamamız gerekiyor. Adını vermeyeyim, çok ünlü bir üniversitemiz vardır İstanbul'da. Mühendislik fakültesinde ben oradayken kadınlar tuvaleti yoktu. Yapılırken, inşa edilirken kimsenin aklına gelmemiş. Ama benim orada olduğum dönemde öğrencilerinin yarısı kadındı. İnşa edildiği tarih 1940'lar. Yani işte düşünün bir 40-50 yıl içerisinde yarı yarıya kadınların var olduğu bir yer haline gelmiş ki orada olmaları hiç beklenmediği halde. Bugün tomografi cihazı, röntgen gibi pek çok hayatımızın doğalında olan aletleri aslında bizim hayatımıza sokan Marie Curie, İlk yayınlarını bir erkek adıyla, eşinin adıyla yapmak evet. zorunda kalmış bir isim ve bu 1900'lerin başı, çok da eski bir tarih değil ama şu anda bilim alanında neredeyse yarı yarıya kadınların adı var. İşte CERN gibi çok bilindik yerlerde kadınlar yarı yarıya var ve o yerler eğer yeterli değilseniz girebileceğiniz yerler değil. Yani şey, eğer buna aklınız, bilginiz ve becerileriniz yeterli değilse size kimse olimpiyatlarda şampiyonluk hediye etmez veya CERN'de size bir kadro hediye etmez, akademide bir yer hediye etmez. Bu kadar hızlı bir şekilde aslında kendimize yer açabiliyoruz. Yeter ki daha büyüdüğümüz andan itibaren temel ihtiyaçlarımızın karşılandığı ve hani tam olmasa bile bir miktar eşitliğin gerçekleştiği, haklarımızın verildiği ortamlarda büyüyebilelim. Beynimizi geliştirebilme, yeteneklerimizi geliştirme şansı elde edebilelim. O 6 ülke zaten bu hakkı veren ülkeler. Bu hakkı verdiklerinde kadınlar zaten o eşitliğe ve denkliğe ulaşıyorlar. Hayatın her alanında kendilerini var ediyorlar. Birazcık önlerindeki bariyerleri kaldırmak bile bunun için yeterli oluyor. Marie Curie örneğini verince bu kez aklıma Tim Burton'ın Big Eyes, Büyük Gözler filmi geldi. Evet, bahsetmiştiniz. Margaret King, geçen programdan evet. bahsetmiştik hocam evet. yine. Yine aklıma geldi. Orada da kocasının adı altında yayınlıyor resimlerini. Evet. Ve büyük bir güç savaşı var. Ta ki kadın kendini, kendi yeteneğinin farkına varınca ve kendini tamamladığı zaman, daha doğrusu ispatladığı zaman o piyasada bir yer edinebiliyor ve o gücü kazandığını anlayabiliyoruz. Ya o filmde de yine dediğiniz gibi bir öğrenme var. Aslında kendi yeteneğinin, resmi olan tutkusunun farkında olan ama bir öğrenmelerle beraber kendini ön plana çıkarmaması gerektiğini öğrenen evet, bir kadın. Gereklilik düşünüyor. Evet. Orada artık o aşamaya geldiğinde birazcık psikolojik yardımı da orada belki onlara hem sosyal yardımı, sosyal desteği, kamusal desteği hem de psikolojik yardımı sunmamız gerekiyor. Çünkü o filmdeki gibi güç ilişkilerinde özellikle de erkeğin kendi gücünü ve kendi değerini birini ezerek hissetmeye ihtiyacı olduğu durumlarda kadınların kendi güçlerini fark etmesi için destek almaları gerekebiliyor. Bu şey gibi sürekli aynaya bakıp kendinize ne kadar muhteşemsin demek gibi bir şey.
Eğer siz kendinizi doğal halinizle yeterli hissetmiyorsanız, yeterli hissedebilmek için başkasını küçümsemeye ihtiyaç duyarsınız. Aslında bu anlamda belki erkek olmayı da konuşmak gerekiyor. Çünkü sürekli olarak risk altında olan, hani kadınlaşmanın ikincil olduğu bir durumda sürekli olarak erkeklerin de kendi dillerini, kendilerini ispatlamak zorunda oldukları da bir durum ortaya çıkıyor burada. Bunun farklı tezahürleri var galiba, değil mi? Muhakkak ki yani o yaşanan o şiddet olaylarında kadınlar evet bir mağdur. Ama buna doğru sürüklenen, hani bunu kendini yapmak zorunda hisseden erkeklerin de aslında ciddi yardıma ihtiyacı var. Yani erkeklik de aynı şekilde toplumsal bir tanımlama ve bunun içine doldurabilmek için başkasına zarar vermek zorunda hissediyor kendini. Ve bu gerçekten ciddi bir destekle dönüştürülmesi gereken bir süreç. Kendini önemli, değerli, saygın, statü sahibi hissedebilmek, birilerinin bana biat etmesiyle, birilerinin benden daha aşağı olmasıyla hissedebileceğim bir şey değil. Çünkü o zaman bunu ben sürekli kontrol etmek durumunda hissederim. Sürekli baskılamak için çaba harcamak zorunda hissederim. Ama ben zaten yeterliysem, onun veya bir başkasının da yeterli olması benim için bir risk haline gelmez. Zaten şöyle bir söylenti vardır. Ben bilmiyorum dünyanın o farklı yerlerinde var mı yok mu? Genelde erkekler zayıf kadınlarla birlikte olmayı isterler. Hayatlarında öyle bir kadın olsun isterler ki galiba yönetmeyi daha iyi yapacakları için. Ama bazı erkekler de şahsen... Zayıf erkekler belki zayıf kadınlarla beraber olmayı tercih edebilir ki kendini zayıf yani hissetmesin. Oradan bakmak tabii. Aslında tezatla açıklanabilir bunun doğrusu. Fakat güçlü bir insanla beraber olmak ya da kadının güçlü olması ne kaybettirir bir insana ya da birisinin güçlü olması yanımızdaki insanın? Eğer siz kendinizi yeterli ve güçlü hissetmiyorsanız risk altında hissettirir. Çünkü hiyerarşi kuruyorsunuzdur ve o hiyerarşide kendinizi aşağıda hissedersiniz. Ama dediğim gibi aslında zayıf ve kendini güçsüz hisseden erkekler, zayıf ve güçsüz hisseden kadınlara ihtiyaç duyarlar. Onun üzerinde hakimiyet kurarak, çünkü toplumsal ilişkiler bu hakimiyeti kurmasına izin veriyor zaten. Kendini mutlu, yeterli ve güçlü hissedebilsin. Yoksa hani yeterli, güçlü hisseden bir erkek, zaten kendisiyle barışık hisseden bir erkek neden yanında daha zayıf ve daha silik birine ihtiyaç duysun ki? Kadın erkeği geçin, bir arkadaşlık ilişkisi açısından bakın. Aynı cinsten de olabilir bu arkadaşlıklar. Ben mutluyum, arkadaşımın da mutlu, başarılı olması beni mutlu eder. Bu eşim için de geçerli. Sizin açınızdan da kadın veya erkek, arkadaşlarınıza baktığınızda kendinizi üstün hissedebilmek için onların başarısızlığına ihtiyaç duyuyorsanız aynı şeyi eş için de talep etmeye başlarsınız. O yüzden burada kritik olan benim kendimi nasıl tanımladığım. Burada çekirdek güçsüz ve acaba yeterli miyim sorgulayan bir çekirdekse onun etrafına çok kalın bir ağ örüyoruz bazen. Böyle sahte bir ağ örüyoruz, hani çok yukarıdaymışız gibi. Ama hepimiz içimizde aslında öyle hissetmediğimizi derinlerde bir yerlerde biliyoruz. Doğru. Maalesef. Ya yatağa yattığımız zaman ya da odamıza kapandığımız zaman. Evet, kendi kendimize kalınca. Ben şu neden yapılmaz hocam? Yanımızda güçlü bir insan olması mesela, güçlü bir kadın olması erkek için. Ne bileyim, arkadaşımızın güçlü olması. Bana bir şeyler katar, beni geliştirir, bildiklerini anlatır. Benden zeki olabilir, zekasını daha iyi kullanabilir ve bu benim için faydalıdır aslında. Tabii. Zaten makul bir partner ilişkisi aslında bir hayat arkadaşlığı. O hayat arkadaşlığında birbirimizden beslendiğimiz zaman biz daha keyifli bir yolculuk yapabiliyoruz. Ömür boyu süren bir yolculuk olmasını istiyorsak bu hayat arkadaşlığının paylaşım ne kadar zenginleşirse bu yolculuk da o kadar keyifli hale geliyor. Yani özellikle tarafların ikisinin de çalıştığı durumlarda eve gelindikten sonra aslında ev işlerini paylaşmak aynı zamanda ortak zaman geçirmenin de neredeyse tek koşulu. Çünkü sınırlı bir zamana sahibiz biz. Yani mutfakta veya başka bir yerde beraber bir şeyler yapıyor olmak aynı zamanda sohbet ediyor olmayı, ortak bir iletişim kurabilmeyi de beraberinde getiriyor ve bu bizim bağlarımızı güçlendiriyor. İletişim kurabildiğimiz sürece, konuşabildiğimiz ve birbirimize değerimizi gösterebildiğimiz sürece biz eşler olarak daha uyumlu birliktelikler kurabiliyoruz. Aksi halde aslında adı belki evlilik olan ama kişilerin her birinin kendi evreninde yaşadığı
bir yaşam döngüsü ortaya çıkıyor ki bu sıkıcı bir yolculuk her şeyden önce. O zaman neden aynı evi paylaşmanın tadını beraber çıkarmayalım ki? Ve bu ev işleri olabilir veya her türlü çocuk bakım işi olabilir. Paylaşabiliyor olmak bunu, hayatı da paylaşabiliyor olmak demek. Ve gerçekten özellikle şehir yaşamı içerisinde neredeyse ilişki kurabilmek ve sohbet edebilmek için tek zamanımız. Burada ayrı odalarda takılmamak anlamına da geliyor bu. Beraber aynı mekanı paylaşabilmeyi de beraberinde getiriyor. Yani bir arada olmamızın bir anlamı olmalı, bir değeri olmalı beraberliğin, evet. Değil mi? Tabii. İnsanlarla kim olursa olsun, arkadaşımız, dostumuz, bir paylaşım olmalı. Şu yetiştirme tarzına biraz tekrar dönersek, şimdi bazı kesimlerde hala şu vardır, bekar çocukları olanlar şunu derler, evlen, temizin yapılsın, yemeğin yapılsın, böyle sevdiğim bir kadın olsun, çocukların olsun gibi bir dayatma var. Ve bunlar bazen kadınlar tarafından da çok fazla yapılıyor hocam. Yanlış biraz da buradan tabii başlıyor sanki. Tabii kadınlar içerisinde o işte yarım gün çalışacak işleri tercih et, evine de zaman ayır. Dolayısıyla kariyer gerektiren mesleklerden uzak dur. Bunlar kadınlar tarafından da çok sık söyleniyor ama kadınlar da bu toplumda ve bu bilgilerle büyüyorlar, bu şemalarla büyüyorlar. Ebeveynlerinden bunları duymuş olarak büyüyor. Yani ben kendi hayatımdan da bu tarz çok böyle anıya sahibim. Daha 5 yaşındayken öğretmenlik gibi örneğin kutsal ve aslında çok önemli bir mesleği işte evine de zaman ayır, sen öğretmen ol derlerdi. Öğretmen olmak istiyorsam elbette ki öğretmen olayım. Ama bunu öğretmenlik alanında çok keyifli bir iş çıkarabilmek için yapayım. Yarım gün çalışabilmek için değil. Çünkü kıymetli bir iş. Ve benim kadın olarak misyonum evime zaman ayırmak için kariyerimden vazgeçmek değil. Ben evime de zaman ayırabilirim, kariyerime de zaman ayırabilirim. Ve buradaki sorumluluğumu partnerimle paylaşabilmek gibi de bir... Erkek de bir zaman ayırabilir, ayırmak tabii, da zorundadır. Yani hiçbir erkek çocuğuna ben işte yarım gün çalışacak bir iş bul ki evine de zaman ayır dendiğini düşünmüyorum. Şimdi 5 yaşından itibaren bu cümleyle büyüyorsanız tersini üretebilmeniz bazen çok zor oluyor. Orada işte daha etkin müdahaleler gerekiyor. Yani yetişkin haline geldikten sonra o bilgi o kadar içselleşiyor ki artık doğruluğunu yanlışlığını sorgulamadan biz de onun yayan bir verici haline geliyoruz. Ama bu bana tuhaf geliyor. Mesela şimdi erkekler masada oturur, yemek yerler. Kadın hep ayaktadır ve kadınlar bazen yemek yiyemezler hocam. Evet. Pikniğe gider, alışkanlık. Erkek hep sofradadır, hiç ayağa kalkmaz. Kadın kahvaltı hazırlar, kahvaltının bulaşıklarını yıkar. Öğle yemeği hazırlar, o yemeğin bulaşıklarını yıkar ve kadın hiç oturmaz. Ve doğru düzgün yemek yiyemez. Ve bunu şimdi, iki tarafta normal kabul eder. Aynen öyle. İki tarafta normal kabul eder. Anlamadığım şey şu. Ya ben olsam şunu derim. Eliniz ayağınız tutuyor. Siz neden yapmıyorsunuz? Bu alışkanlığı atmak bu kadar zor mu yani? Kadınların bu... Aslında çok zor bırakması. Değil ama buna dair bir bilgiye ihtiyaç var. Bir bilince ihtiyaç var. Ve bu bilincin pek çok farklı kaynaktan onlara ulaştırılmasına ihtiyaç var. Doğduğu andan itibaren bunun normal olduğu bilgisiyle ve hatta olması gereken kadın olarak değerinin ancak bu bakımı vererek ortaya çıktığını dinleyerek büyüyen bir kadın için tersi bilgiyi kendiliğinden bulmasını beklemek ona ekstra bir yük yüklemek anlamına geliyor. Ama bu bilgiyi ulaştırdığımız zaman evet neden bu böyle olsun ki diye sorgulamaya başlıyorlar. Buna ilişkin çok sayıda örnekte var. Ama bu bilinçlendirmenin, bu bilinci kazandıracak mekanizmaların işlerliği bizim ülkemizde ne kadar kadınlara ulaşıyor. Yani Ankara'da yaşadığı halde Kızılay'ı hiç görmeyen, mahallesinden çıkmayan pek çok kadın var. Ve bu kadınların önemli bir kısmı hayatla ilgili her türlü bağını devam ettirebilmek için eşine bağımlı. Hadi varsayalım ki çok tatlı da bir eşi olsun ama o eş kaybı halinde başına örneğin ne gelecek? Çünkü hayatla olan ve toplumsal hayatla olan bütün bağını o kuruyor. Dış dünyayla olan bütün ilişkisini eşi üzerinden kuruyor oluyor. O yüzden bu kadınların kendi başına ayakta durmasını sağlayacak mekanizmaları onlara bizim ulaştırmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu bağımlılık galiba bir fedakarlık ortaya çıkartıyor herhalde. Daha mı çok verici oluyor kadın o eşi kaybetmemek ya da olumsuz tabloya
Tabii. Yani düşünsenize için. O eşi o devreden çıkardığınız anda sistemden belki de çocuğunuzu götürüp de okula bile yazdırmakta zorlanacaksınız. Maddi kaynaklarınız olmayacak. Şimdi bir işe girmekten bahsetsek, o saate kadar, o yaşa kadar bir iş arama davranışında bulunmadıysanız, iş piyasasıyla hiçbir ilişkiniz olmadıysa, becerileriniz olsa bile nerede bulacağınızı bilemezsiniz. Evet. Nereden arayacağınızı, nereden ipin ucunu nereden tutacağınızı bilmeniz çok zor. O yüzden daha mahallelere kadar yayılacak bir biçimde kadın erkek eşitliğini sağlayacak, onların toplumsal hayata katılımını destekleyecek mekanizmaların kurulması çok önemli. Ama maalesef bunların kurulacağı yerde aslında terse doğru da bir gidiş var. Dediğim gibi kadın daha da istihdamdan çekiliyor. Bu kadınları daha da bağımlı ve fedakar hale getiriyor. Çünkü başka bir seçenek kalmıyor elinde hayatını devam ettirebilmek için. O zaman da bu tarz şiddet manzaralarına daha çok karşı karşıya geliyoruz. Zaten 2017'de 350'ye yakın kadın öldürüldü galiba. 338 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Giderek artıyor sayı. 2018'de 440 kadın. Evet ve biz bunu sanki doğal bir şeymiş gibi konuşuyoruz. Oysa Portekiz'de bunda 11 kadın öldürüldü. Yanlış hatırlamıyorsam ve Portekiz ulusal yas ilan etti bundan dolayı. Yani biz ölüyoruz ve bu sanki bizim suçumuzmuş gibi de yansıtılabiliyor. Ama bu anlamsız ve bir tarafın kendini aslında güçlü hissetmesi için, iktidarını koruması için ürettiği bir şiddet. Ve bu şiddeti görmezden geldiğimiz sürece bunu durdurmamız da çok mümkün değil. Yani bunu iki boyutlu hareket etmemiz gerekiyor sanırım. Bir yandan o şiddeti durduracak önlemleri, acil önlemleri almak. Bir yandan da kadının daha büyüme çağından itibaren güçlenmesini sağlayacak önlemleri almak burada. İki koldan bir yol haritası çizilmesi gerekiyor. Galiba gücü yettiğini, aynı tarihteki gibi devletler arasındaki savaşlar gibi bir iktidar savaşı mücadelesi vardı. Hiç olumsuz yere toprak parçası almak için. Şimdi de erkekler iktidarını bu şekilde kendi çaplarında galiba ispatlama düşüncesinde. Bir de bu haberlerin bir özendirici tarafı var mı? Mesela bazıları diyor ki çok sevdim öldürdüm, aldatıyordu öldürdüm, kıskandım öldürdüm. Bunu duyan başka bir erkek aynı davranışla karşılaştığı zaman tepkisi benzer mi olur? Kıskanıyordum öldürdümün özendirici tarafından çok kıskanıyordum öldürdüm. Oh ne güzel 5 yılda yırttımın aslında özendirici bir tarafı olabilir. Yani o kravatı takınca iyi hal indirime alıyor olmanın özendirici bir tarafı var. Bunun toplumsal olarak kabul ediliyor olmasının, buna hiçbir tepki verilmiyor olmasının özendirici bir tarafı var. Yani bu hep böyledir. Özellikle bu tarz şiddet olaylarında yanına kar kalacağını bildiğimiz zaman bu şiddeti uygulayacak kişiler açısından özendirici bir sosyal ortam yaratmış oluruz biz. Burada asıl özendirici olan yanına kar kalacağının bilgisinin üretiliyor olması sürekli olarak. Maalesef onun sahte bir bilgi olmasını çok isterdim ama değil. Gerçekten bazen yanlarına da kar kalıyor. Bununla ilgili düzenlemelerin değiştirilmesi özendirici olmasının azalmasını sağlayabilir. Hocam şöyle toparlamak anlamında her bu tarz kolların konuşulduğu programlarda olumsuz taraftan bahsediyoruz. Çünkü olumlu bir şey yok elimizde. Peki ne yapacağız? Bunu nereden başlayacağız eşitliği sağlamaya? Bunca gelişmişliğe, çağdaşlıktan bahsetmeye rağmen şu modern çağda hala kadın erkek eşitliğini konuşuyoruz. Ya da Suudi Arabistan'a kadınlar hala sokağa çıkarken tedirginlikle çıkıyor ya da İran gibi ülkelerde. Nereden başlamamız lazım? Aslında elimizde pek çok olumlu şey de var. Bunların başında da potansiyelimiz geliyor. Yani biz kadınlar olarak zaten herhangi bir sınırların kaldırıldığı durumda hızla aradaki farkı kapatabilecek bir potansiyele sahibiz. Bunun için de işte kahraman veya süperwoman falan olmamıza gerek kalmıyor. Sınırlar ortadan kalktığında her türlü toplumsal platformda var olabiliyoruz. Ama belki daha bireysel düzlemde en azından yapabileceklerimiz arasında cinsiyetçi bir dili bizim kullanmamamız. Kadınların yer almadığı platformlarda sadece kadınların değil erkeklerin de yani burada bir terslik var betimlemesini yapması, neden burada bir kadın yok sorusunu sorabilmesi geliyor. Özellikle şiddet vakalarından bahsederken
ama acaba o da bir şey yapmış mıdır sorusunu dinlendirmek zaten aslında o şiddete meşruiyet kazandırıyor. Cinsiyetçi söylemi, cinsiyetçi şakaları kullanmamak, günlük hayatımızda kullanmamak. Çünkü günlük hayatınızda yaptığınız cinsiyetçi bir şaka veya şiddeti olumlayan bir şaka hiçbir kötü niyet taşımasa bile başka insanlar için ve etraftaki çocuklar için, büyüyen çocuklar için bu aslında çok da ayıp bir şey değil demek ki, kötü bir şey değil demek ki gibi bir bilgi üretiyor. Çok basit kelimelerde dikkatli olmak, işte bilim adamı değil bilim insanı kelimesini kullanmak, kadın kelimesini kullanırken ikircikli davranmamak. Ya bununla ilgili çok şey geliyor. Erkek kelimesini adam gibi, adam gibi gibi kelimelerde birazcık daha pinti davranmak diyeyim. Belki çok hızlı değil ama minik minik değişimler için bizim bireysel olarak çok rahat yapabileceğimiz farklılıklar yaratabileceğimiz noktalar. Galiba burada iki unsura çok şey düşüyor. Cezai anlamda devlet tabii karar vericiler. Onu bir ayrı kenara koyalım ama diğer taraftan bir öğretmenler. Aslında öncesinde aile. Tabii da aileden geliyor. Biraz daha artıyor kategori. Aile, anne baba, öğretmen ve sonrasında medyanın kullandığı dil de bazen özendirici olabiliyor. Diziler var. Orada bir zulme uğrayan kadın, dayak yiyen kadın, dövülen kadın, hakaret uğrayan kadın ama ona rağmen sevmeye devam eden bir kadın. Maalesef böyle bir karakter çoğu dizide var. O var ve onun ötesinde yapılan son bir araştırmada örneğin dizilerdeki erkek karakterlerin hemen hepsinin bir mesleği var. Ama kadın karakterlerinin doğru düzgün bir mesleği yok. Doğru, doğru. Halbuki yani bu toplumun yarısını oluşturan kadınlar ve çok gayet her meslekte, her kariyerde pek çok kadın var. Ve bir kadının kariyer sahibi olması aynı zamanda eğer istiyorsa ve tercih ediyorsa anne olmasına, eş olmasına, bu rolleri de taşımasına engel değil. Ama dizilerde ağırlıklı olarak kadın karakterler sadece anne ve eş olarak varlar. Ama unutmayalım ki o diziler aslında bizim toplumsal bakış açımızın sadece bir dışa vurumu. Yani o dizileri o yazan senaristler de bizlerden. Dolayısıyla pek çok anlamda aslında var olanın, var olan geniş popüler kültürün taşıyıcısı haline geliyorlar. Tabii hani bir sorumluluk alarak biraz daha özenli olmaları daha hoş olur ama sadece onlara da yüklememek lazım. Ebeveyn dediklerimizin %50'si babalar. Babaların burada aslında kız çocuklarını ve oğlan çocuklarını büyütürken ciddi bir rolü var. İşte o sanayiye giderken ikisini birden götürmek. Bir maça giderken hep beraber götürmek, kızlarını büyütürken onlara kısıtlamalar koymak yerine yüreklendirmek, babalarının arkalarında olduğunu bilmelerini sağlamak. Kız ve oğlan çocuklarını büyütürken o babaların işte aslan oğlum, kaplan oğlum demek yerine belki de hani ikiniz de yaparsınız, ikiniz de benim için eşit değerdesiniz ve ikiniz de eşit haklara sahipsiniz o çocuklara veriyor olması, o kız çocuklarının büyüdüğünde onları reddeden erkek figürler karşısında hayır, tek erkek figürü bu değil. Hani ben çok daha başka bir babayla ve daha başka bir erkek figürüyle büyüdüm. Ve böylesi de mümkün bilgisiyle aslında hayata atılmalarını sağlayacaktır. Yani çocuk büyütürken de sanki tek kültür taşıyıcısı annelermiş gibi davranıyoruz bazen. Oysa orada çok önemli bir baba figürü de var. Çünkü kadınların galiba aradıkları ve hayatlarında olan erkekler biraz babalarına benziyor. Erkeklerin de annelerine mi benziyor? Temel bağlanma figürlerimiz. İlk olarak ilk sevgiyi, ilk şefkati aldığımız figürler annelerimiz ve babalarımız. İlk bize kuralları koyan kişiler de annelerimiz ve babalarımız. Yani annelerimiz ve babalarımız bize nasıl sevildiğini öğretiyorlar aslında. Kendileri bizi severken bunu biz öğreniyoruz. Aynı şey kurallar ve sınırlarla ilgili olarak da. Anneler ve babalar çocuklarına ilk kural ve sınır koyan yetişkinler ve orada bir oğlan çocuğuna hadi git sen tırman, sen yaparsın deyip kız çocuğuna dur sen tırmanma o çok yüksek, sen kızsın otur sen şurada kumda oyna dediğinizde daha ilk anda zaten hani ben yapamam bilgisini veya benim bunu yapmaya hakkım yok bilgisini üretmiş oluyoruz. Oysa kız çocuklarının veya erkek çocuklarının hele de o yaşlarda fizyolojik olarak bile neredeyse hiçbir farkları yok birbirlerinden. Hele beyin gelişimi açısından zaten bir farklılık yok. Biz onların öğrenmelerini farklılaştırdığımızda onları da birbirlerinden farklılaştırıyoruz. Bir kız çocuğu genç bir yetişkin bir kadın olarak büyüdüğünde ve bunu büyürken
pek çok farklı rolü bünyesinde barındırabilir. Bunun için tırnak içinde erkek toplumsal rollerini benimsemesine de gerek yok. Yani bir kadın olarak her şeyi zaten yapabilir. Çünkü şöyle de bir şey oluyor bazen, ailelerde endişe oluyor. Hani bunları zaten ben kız çocuğuna da her hakkı tanırsam oğlan çocuğu gibi, hani kadın olmaktan vazgeçer. Çünkü kadın olmayı da zaten anne olmakla eşlediğimiz için anne olmaktan vazgeçer diye. Öyle bir etki yok. Anne olmak istiyorsa anne olur zaten. Erkek Fatma deyimi vardır bizde bir. Evet. Erkek Fatmalarla dalga geçirilir. Ama erkek Fatma, ama aynı şekilde kız gibi olmakla da dalga geçirilir. Evet, tabii tabii. Oysa androjen... Kız gibi koşmak diye bir test yapmışlardı. Bir ara denk geldiniz mi bilmiyorum. Mesela kız gibi koşmak diye bir tabir varmış. Nasıl koşuyormuşuz? Biraz daha böyle bir kibar, zarif bir koşuymuş. Fakat kızlara kız gibi değil, normal koş denildiği zaman da erkekten pek de bir farkı olmuyor koşarken, gayet normal. Ama neden öyle bir kategoriye koymuşuz, sınırlamışız? Kız gibi koşmak, kız gibi davranmak, kız gibi oturmak. Oturmanıza, kalkmanıza, eğilmenize, doğrulmanıza sürekli müdahale edildiği bir ortamda büyüyorsanız eğer, koşarken bile tırnak içinde dikkatli olmak bilgisini sürekli içselleştiriyorsunuz. Dolayısıyla koşmak dediğimiz şey aslında çok sert bir şekilde zemine vurup kendinizi öne fırlatmayı gerektiren bir edim. Bunun için o anda olmanız gerekiyor. Sadece koşmaya odaklanmanız gerekiyor. Ama kadınlar ağırlıklı olarak etraftan nasıl göründüklerini takip etmek zorunda olarak büyütülüyorlar. Çünkü yargılanma, ayıplanma riski çok yüksek oluyor her zaman. Ama küçük bir müdahaleyle yani koşmak koşmaktır. Bütün canlılar için aslında aynı edim. Son derece standart bir edim. Ama bunda bile böyle bir farkın ortaya çıkıyor olması aslında bizim büyütürken onlara ne kadar baskı kurduğumuzun da bir göstergesi. Mesela şimdi video açtım. Bu bir reklam aslında hocam. Geçen yıl ya da bir önceki yılki Kadınlar Günü'ne denk gelmişti. Kız gibi koşmak, kız gibi dövüşmek. Mesela erkeklere kız gibi koş denildiği zaman... Ya da kız gibi bir şeyler yap, konuş denildiği zaman hareketler değişiyor. Mesela şimdi kız gibi fırlat deniliyor. Erkek gibi fırlat gibi farklı ifadeler var. Hepsi de böyle zarif davranışlarda bulunuyor. Peki kız gibi kelimesi rahatsız ediyor mu diye sordukları zaman da bilemiyorum diyorlar. Çünkü orada işte kadın olmaya yüklenen stereotipik davranışlar var. Bunlarla ilgili bu. Ya bunun tersini de yapmak aslında mümkün. Örneğin yurt dışında pek çok ülkede kadın meslek günü, erkek meslek günleri yapılır. Kadınlar için aslında kadınların layık görülmediği meslekler tanıtılır. Erkekler için de erkeklerin layık görülmediği meslekler tanıtılır. Örneğin pilot olmak kadınlara layık görülmez. Kabin memuru olmak erkeklere layık görülmez. Evet, şimdi evet. Ufak ufak değişiyor ama yine de yavaş değişiyor. Erkeklere bu meslekler tanıtılırken kadınlara da diğerleri tanıtılıyor. Birazcık o androjen rolleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması aslında erkeklere kadın olmayı deneyimletmek için böyle hani kız gibi tırnak içinde davranışlarda bulunmalarına talep edip o karikatür hareketlerin ortaya çıkmasını sağlamaktan daha etkili olabilir. Çünkü bu işte ne bileyim... Bir erkeğin bir kadınla empati kurabilmesi için ben illa kadın kıyafeti giymesi gerektiğini düşünmüyorum. Kadın koşullarını deneyimlemek için aslında gözlemek ve anlamaya çalışmak yeterlidir. Çünkü bu birazcık daha böyle karikatür ve gülmeye yönelik bir etkinliğe dönüşebiliyor. Yani çok işlevsel gelmiyor bana. Son sorum şu olacak, şu pozitif ayrımcılık meselesi ve bunun suistimalle doğru kullanılabilmesi. Yani pozitif ayrımcılık her türlü sınırın ortadan kaldırılıp eksi birden sıfıra doğru kadınların ilerlemesi için yapılmış bir çalışma. Ve pozitif ayrımcılık nasıl suistimal edilebilir? Yani ve suistimal edilse ne olur? Yani Türkiye'de bütün erkekler gerçekten çok hak ederek mi var olan konumlarında yer alıyorlar? Aslında suistimal varsa bir ülkede kadın veya erkek fark etmiyor. Herkes bir şeyleri suistimal ediyor demektir. Bunu önlemenin yolu pozitif ayrımcılığı kaldırmak değil. Pozitif ayrımcılık şöyle bir şey. Uluslararası şirketlerde yapılan çalışmalar var. Eğer CV'nizde fotoğraf yoksa ve cinsiyet bilgisi yoksa kadın ve erkek olarak seçilme hakkınız ve şansınız eşit. Ama
fotoğrafınız varsa kadın olarak seçilme şansınız o göreve %30'lara kadar düşüyor. Pozitif ayrımcılık dediğimiz şey aslında buradaki negatif ayrımcılığı ortadan kaldırmak. Çünkü bunu seçenler her zaman çok bilinçli ve kötücül olarak yapmıyorlar bunu. Son derece bilinç dışı bir şekilde yapıyorlar. Yani bakıyor ve arkaya gidiyor öyle. Ama o CV'de, fotoğrafsız bir CV'de o cam tavan ortadan kalkabiliyor. Veya kadınlara açılan kotalar olduğu zaman çocukluğundan itibaren sen yapamazsın dendiği halde bir şeyler yaşarmış kadınlara kendini kanıtlamak için bir fırsat tanımış oluyorsunuz. Ve bu bir suistimale dönüşüyorsa sistem demek ki her anlamda suistimale açıktır. Ve erkekler de eminim orada pek çok suistimal edecek farklı alanlarda davranışta bulunuyordur. Yani pozitif ayrımcılığı ortadan kaldırdığımızda eğer ülkedeki her türlü suistimali ortadan kaldıracaksa kaldıralım. O zaman pozitif ayrımcılık yerine galiba şunu kullansak daha mı bir anlamlı olacak, kulağa hoş gelecek? Ayrımcılığı ortadan kaldırmak. Ayrımcılığı ortadan kaldırdığımızda ama bu sadece hukuki anlamda değil, toplumsal ve sosyal anlamda da. Her yerde, anlamda tabii da. O zaman yerde. Zaten pozitif ayrımcılığa ihtiyaç kalmayacak. Evet, gerek kalmıyor. Ve biz de bugün kadın haklarını konuşmuyor olacağız. Tabii. Başka şeylerden bahsediyor tabii. olacağız. 8 Mart sadece kutlama günü değil, aynı zamanda hani biz varız ve bizim haklarımız için mücadele etmeye devam ediyoruz'un da altını çizdiğimiz bir gün aslında çünkü. Çünkü kadınlar haklarını hala birçok yerde elde edememiş durumda ve eşitlik sağlanamadığı için biz hala bugün bunları konuşuyoruz. Evet. Hocam çok teşekkürler. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz bir kez daha kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum size. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz değerli seyirciler. Konuğumuz Başkent Üniversitesi'nden doçent doktor Aylin Demirli Yıldız'dı. Konumuz da kadın erkek eşitliği ve birçok konuydu aslında. Geçmişten gelen, gelenekten getirdiğimiz bazı alışkanlıklar ve bunların yansımaları ve aslında yaptığımız şeylerin temelinde yatan sebepler. Değerlendirdik vaktimizin yettiği kadar. Bizler biraz daha buradayız. Paylaşacağımız haberler var. Konumuzu uğurlayacağız sadece ama çok kısa bir aramız olacak öncesinde.